Ona da daha düşmedi. Düştü bana. Ses açtı. Tamam. Evet. Arkadaşlar Hadi Be TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sinan Özen olacak. Kendisi içeride. Biz öncesinden yayınımızı açalım dedik. Sizlerle her zamanki gibi sohbet edelim istiyoruz. Şu anda yavaş yavaş izleyicilerimizi bekliyoruz. İzleyicilerimiz geldikçe de sizlerle ilk önce sohbet edeceğiz. Arkasından da Sinan Özen'i yayınımıza alacağız. Merak ettiğiniz şeyler varsa hepsini konuşalım istiyorum. Sinan Özen'i yayınımıza almadan evvel dünkü programı izleyenler var mı? Mesela aramızda Murat Akkoyun ile yaptığımız yayını son 3-4 dakikası dondu galiba ama başında 25 dakika 30 dakika gayet keyifli bir yayın yaptık. Selamünaleyküm, selamünaleyküm, aleykümselam, hoş bulduk ciğerim. Geldik, hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan Sinan Özen bizlerle birlikte olacak. Bu hafta yayınlarımız devam ediyor. Ertem Şener'le başlamıştık. Dün Murat Akkoyun'u vardı. Bugün Sinan Özen'le birlikteyiz. Önümüzdeki hafta pazartesi Ceyhun Yılmaz'la birlikte olacağız. Şimdiden haberini de vermiş olayım sizlere. Onun dışında yeni bir gelişme yok bende. Sizlerde varsa eğer buyurun paylaşın. Merak ettikleriniz, eleştirileriniz, istedikleriniz ya da gözlemlediğiniz her şeyi açığız biliyorsunuz. Sizlerle beraber interaktif bir talk show yapıyoruz. Bu şovun %50'si bizsek %50'si sizlersiniz. Her zaman da söylüyorum bunu zaten. Yaşasın. TV projemiz yok mu? Mevcut da yok şu an arkadaşlar. Olursa açığız yani bekleriz. Abi nasılsın? Sudeciğim iyiyim. Sen nasılsın? İyi. İnşallah her şey yolundadır Sudeciğim. Merhaba Aytaç, merhabalar. Birazdan Sinan Özen bizlerle birlikte olacak. Kendisi şu anda içeride. Saat 7'de diye söz verdiğimiz için başka duyuru yaptığımız izleyicilerimize haksızlık yapmamak adına saat 7'ye kadar bekleyeceğiz. Saat 7'ye doğru Sinan Özen'i bu yanındaki koltuğa alacağız ve çok eğleneceğiz, çok güleceğiz bugün arkadaşlar. Onu baştan size söyleyeyim. Bayağı güzel hazırlandık programa. Sizlerde neler var, neler yok, sizler anlatın. Merak ettikleriniz varsa konuşalım arkadaşlar. Merhaba abicim, Burakcığım merhabalar, selamlar. Hazalcığım selamlar, iyiyim sen nasılsın? Umarım iyisindir. Keyifler yerinde mi? Sizlere soralım bakalım. Ne oldu? Kolu ayarlamaya çalışıyorum. Kendine doğru hafif. Heh, tamam. Evet düzeldi. İyiyim Allah'a şükür. Abi daha çok var ama ya. Evet arkadaşlar yani bir 20 dakika falan var ama ben öncesinden istedim ki hem yayını açalım, sizlerle sohbet edelim. Hem de biliyorsunuz hani bu YouTube'un veya işte internetin sağ solu belli olmuyor. Sağlıklı yayın yapabilmek adına önden girmek daha keyifli oluyor. En azından biz her şeye bakabiliyoruz. Sesi, işte görüntüyü kontrol ediyoruz. Konuğu sonra buraya alıyoruz. O zaman da hani siz daha rahat izleyebiliyorsunuz. Şu dondu, işte ses gelmiyor, ses kesik kesik geliyor gibi şeylerle uğraşmayalım. Sizleri de uğraştırmayalım diye biraz daha önceden giriyoruz. Evet, senin ağzını yerim ben de Sinan Özen arkadaşlar, Burcucuğum tam olarak öyle. Bakalım nasıl Fenerlisiniz? 7'de maç var, Galatasaray olarak ben izleyeceğim. Ya iş her şeyin önüne geçiyor maalesef. Evet Fenerbahçeliyim, sizler de biliyorsunuz. İkinci yarısına yetişemem o maçın. 7'de program başlar, 7.30'da biter. 7.45, 7.50'de ben evdeyim. İkinci yarıya yetişeceğim yani. İyi yayınlar Mustafa Kılıç. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. İlker Sevgili. Yaş kaç abi? 30 arkadaşlar. Aslında 30, 31'e doğru gidiyorum. Bak Ocak 4'te 1,5 ay sonra 31 yaşında olacağım. Bakalım 30 yaşlar nasılmış göreceğiz. Hiç hoşlanmıyorum ama. Kamil dedikodu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle? Benim arkamdan 31 yaşına geldi. Emre abi de gömeriz mi diyorsun? Ne diyorsun? Planların ne? Yayınla ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam abicim. İyi ki varsın abi. Teşekkür ederim Sudeciğim. Çok sağ ol. Kemal Çam iyi yayınlar. Kolektif Sanat Ailesi olarak takipteyiz. Çok teşekkür ederim Mustafa'cığım. Çok sağ ol. Abi ben de Fenerbahçeliyim demiş Dilara. Abi bizdensin Fenerbahçeli. Çak bakalım. Dün Beşiktaş bu arada. Ya dün maçı izleyen var mı içinizde arkadaşlar? Beşiktaş ne geri döndü ama. Yani hani ben ilk yarı biterken dedim ki bu iş bitti. İkinci yarı 5-6'ya gider bu iş. Helal olsun. Valla Beşiktaşları tebrik ediyorum. Ayrıca maç başında yaptıkları sessiz tezahürat için de tebrik ediyorum kendilerini. Buyurun buyurun. Nasıl yardımcı olabilir size? Abi dünkü maç, Beşiktaş maçını izledin mi? Evet işte tam olarak onu konuştuk. Evet 86'lıyım Burcucuğum, doğru biliyorsun. Yaşını göstermiyorsun demiş Hazal. Teşekkür ederim. Gösteriyor muyum Tutku? Kaç gösteriyorum? 25. Allah Allah. İyiymiş. Bak moralimi düzelttiniz.
Abi dünkü beşen onu konuştuk. Abi Mustafa Ceceli'yi de çağırır mısınız lütfen? Tabii ki çağırırız arkadaşlar. İnşallah onu da bir gün konuk alırız. Efsane maçtı. Aynen efsane maçtı. Sude demiş ki adeta 25. Teşekkür ediyorum Sude'cim senden. Eleştiri falan haddinden fazla hak etmediğimiz eleştiriler olunca bu durumu nasıl aşabiliyorsunuz? Ayrıca Beşiktaşlıyım. 25 gösteriyorsun demiş İlker. Kim geldi? Birazdan Sinan Özen bizlerle birlikte olacak. Açız abi. Ben de açım. Bugün en son kahvaltı yedim. Kahvaltıyla duruyorum. Başka bir şey yemedim ben bütün gün. Siz ıspanakları gömdünüz tabii. Ben aç kaldım değil mi? Abi bir kişi gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Sinan Özen gelecek birazdan. Yanımızda olacak. Ama biraz daha süremiz var. Biz bugün erkenden geldik. Hem sizlerle sohbet edelim, önden yayına girelim diye. Hem de trafik var diye planlıyorduk ama yokmuş. Çat diye gelince de önden yayına girelim. Bir sohbet yapalım dedik. Abi Hazal Mert'i seviyor der misin? Derim. Hazal Mert'i seviyormuş. Bizim Kamil de bir kızı seviyor ama söyleyemiyor. Okulda, sınıfında. Neydi kızın adı? Patlatayım seni burada? eleştirili falan haddinden fazla hak etmeniz eleştirili olunca bu nasıl durum, nasıl kaldırıyorsunuz demişti Hilal. Ya ilk zamanlar çok takıyordum arkadaşlar da sonra hani şu oldukça sizlerden böyle pozitif mesajlar, işte pozitif yorumlar geldikçe diyorsun ki hani beğenen olduğu gibi beğenmeyen de olacak. Nasıl beğenen de hani şey yapıyorsa, onlar bizi beğeniyorsa, beğenmeyen de demek ki bir şey görüyor, beğenmiyor. Dolayısıyla hani çok fazla dikkate almamaya veya şey yapmamaya, kendimi yormamaya çalışıyorum bu konuda. Abi öylesin ayarlayalım. Ha, abi söylesin ayarlayalım. Tişörtün çok güzelmiş demiş Burcu. Teşekkürler arkadaşlar. Bu da ayarlayalım dedikleri sana kız ayarlamaktan bahsediyorlar Kamil'cim, biliyorsun yani. Abi Max Payne oynadın mı hiç? Oynamadım arkadaşlar, maalesef ben ya bu oyun konusunda çok biraz şeyim, böyle zayıfım yani. Şu işte League of Legends, World of Warcraft falan bunları biliyorum, işte zamanında PES MES oynardık ama hani biliyorum dediğim ismen biliyorum, oyunu bir iki kere izlemişliğim var ama oyna deseniz 5 dakikada patlarım yani. 5 dakika bile sürmez. Sinan Özen'e selam söyle abim. Sen kal burada, sen bizzat selam söyle. Sude'cim yayına kadar kalmanı istiyoruz. Selamun aleyküm demiş. Vay Nox, yalnız 7-8 kere böyle yazmayalım ki diğer izleyicilerimize mesajları böyle atlamasın, kaçırmayalım. İlker Kaleli'yi çağırırsanız demiş İlker sevgili. İnşallah arkadaşlar onu da bekleriz. Almak isteriz. Abi hangi okuldan mezun oldun? Arkadaşlar liseyim, yani üniversite, Bilgi Üniversitesi'nden mezunum. Lisede karşıda Burak Bora, Anadolu Sesi. Abi rüyamda benim telefonun kırıldığını gördüm. Bugün telefonun camı kırıldı. Hisli insansın demek ki. Kaçıncı his? 9. his mi derler? 6. his mi? 6, 9 ne ya? 9. 9 kediydi değil mi canı olan? Evet. Heh, tamam. Senin kedi canını yiyelim ben Kamil. 6. hissin kuvvetliymiş demek ki. Abi Serdar Ortaç'ı çağır lütfen. Olur arkadaşlar. Serdar Ortaç bir iyileşsin tamamen. Ondan sonra şey yaparız. Ne zaman gelecek diye Sinan Özen kaçırdım ben oraya. Bir 10 dakikaya gelir herhalde. O arada biz böyle sohbet edeceğiz. Tabii her zaman buradayım abim. Teşekkürler Sude'cim. Başka neler var hayatınızda merak ediyorum. Aşk meşk. Var mı aşk meşk? Aşık olup da az önceki gibi hani söyleyemeyen veya işte benim için söyle diyen şey, aşk meşk programına döndürelim. Abicim Demet ablaya selam söyle. Tamam söylerim Demet'e eve gidince. Demet evde şu an açık öğretim sınavlarına çalışıyor arkadaşlar. Ya 30 yaşından sonra coştu. Eğitime verdi kendini. Instagram'ım var mı? Evet var abicim. Benim Instagram'ım Emre Saygı TV. Bir de biliyorsunuz programımızın Instagram adresi var. O da Hadibe TV. Takip edin lütfen. Bekliyoruz. Bakalım. Abi önce bir yayında da söylemiştim ama yine diyeyim, YouTuberlar gelsin. Emirhan'cım Haziran ayında fenomenler ayı yapacağız zaten. O ayda YouTuberlar, Instagram fenomenleri, herkesi davet edeceğiz. Gelen başımızın üzerinde yeri var gelenin. Selam abi nasılsın? Teşekkürler Onurcuğum, gayet iyiyim. Keyifler yerinde. Umarım size de keyifler yerindedir. Abi tişört kanalı özel mi? Videoların çoğunda o vardı. Yok, o fakirlikten. O bildiğin fakirlikten. Böyle benim 6 tane siyah tişörtüm var, 3 tane gömleğim var. Döndürüp döndürüp giyiyorum. Döndürüp döndürüp giyince de dolayısıyla bugüne kadar 170 bölüm çekmişiz. Birçoğunda aynı tişört, aynı gömlek olabiliyor. Kusuruma bakmayın. Bir gün inşallah böyle çok çok paralar kazanırsak o zaman daha farklı tişörtler giymeye çalışırım diyelim. Sana aşığım, evlen benimle. Ben değilim herhalde değil mi o? Diye tahmin ediyorum. Soyadı neydi Demet ablanın?
stalk yapalım. Demet'in soyadı Şakar arkadaşlar ama Instagram hesabı Demoloji. Olmaz mı abi, çok var ama biz söyleyemiyoruz sevdiğimizi. Söyleyin arkadaşlar, açılın, bizim Kamil gibi kalmayın. Sonra böyle akşamları, cumartesi geceleri 5 erkek çıkarsanız sap sap dolaşırsınız. Gece de eve gidince artık randevunuzu Elizabeth Taylor'la yaparsınız diyelim. Lanet olsun adamım, evlen benimle. Oh yeah man, oh yeah man. Ben değilim değil mi o? Demet beni oyar yoksa. Abi yaptığın iş muhteşem ama kanalın çok büyük değil. Bu ünleri yayına oturtan güç nedir? Bu ünleri yanıma oturtan güç, bilmem, sohbet yeteneğimiz herhalde arkadaşlar. Bilmem ki yani, hani çok öyle, bir de belli bir kısmını daha önceden tanıyorum. İletişimimiz var. Hani eskiden Show TV muhabirdim falan. Hani belki bundan da olabilir tabii ki. Abi ben çok mutlu oluyorum böyle platformlarda görünce seni. Görmek çok iyi. Hiçbir zaman kendini geri çekme. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Hilal'cim. Abim ben de Nescafe'yi hazırlayıp gelip sizi izleyip içeceğim. İçeceğim. Afiyet bal şeker olsun. Hangi Nescafe'yi seviyorsun bu arada? Hadi sormuş olalım onu da. Haziran çok geç ama arkadaşlar şimdi bir format var. Hani biliyorsunuz ürün yerleştirmemizde Nescafe'miz var. Onlarla da karşılıklı oturup mütabakat yaptığımız bir şey var. Hani Haziran ayına kadar ürünleri alacağız. Haziran'dan sonra anca işte bir aylık öyle bir fenomen ayı yapabileceğiz. Bu sene de fenomen ayı yapmıştık. İşte Manuel gelmişti, Çabi gelmişti, Odun Herif, Argo Astroloji, Aslı inandık falan. Önümüzdeki Haziran'da da yapacağız inşallah tekrar. Berkcan Güven gelsin. Abi çok iyisin ya. Teşekkürler Sude'cim. Çok sağ ol. Abi en sevdiğin ayna Ocak ayı. Çünkü Ocak 4 doğumluyum arkadaşlar. Dolayısıyla Ocak ayını çok seviyorum. Selam abi, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Bekir'cim. Hoş geldin. Abi postane adresi ver, tişört gönderelim. Çok teşekkürler. Çok sağ ol Burcu'cum. Abi saç tarzın çok güzel. Teşekkürler. Çak bakalım. Aslında çok böyle komplike bir şey. Hani var mı benim saçımda? Düz saç. Hani böyle. Mesela Kamil gibi değilim. Kamil biliyorsun şov yapıyor saçlarıyla. Yanları kısa kestiriyor, burayı uzatıyor, sakalları bırakıyor falan, böyle tam bir şey, janti yani. Burcun ne abi? Oğlak Burcu'yum arkadaşlar. Sadece soru cevap canlı yayını yapsanız da böyle acele oluyor. Onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. İkisini de dengelemeye çalışıyoruz İlker'cim. Demet abla izliyor mu yayınları? Kadınların konuk olduğu yayınları izlemiyor arkadaşlar. Sonunda öpme sahnemiz var ya. Ondan dolayı tahmin edeceğiniz üzere ince bir kıskançlık yaşandığından mütevellit, kadınların olduğu yayınları izlemiyor kendisi. Sağ bakalım başka neler var. Abi Selim Gülgören gelebilir mi? Selim Gülgören kimdi ya? Selim Gülgören, ben bir yerden şey yapıyorum ama yemin olamadım. Sana sansasyon lazım, sonra bu kanal minimum 2 milyon. Aman bırak öyle sansasyonla falan patlayacağımıza, böyle emin adımlarla ağır ağır ilerleyelim. Çünkü sansasyonla patlayanın balonu da çabuk söner arkadaşlar. Bunu da her zaman aklınızın bir köşesinde olsun isterim. YGS adaylarına bir moralin var mıdır abicim? Ya bu işte YGS, TEOG sınav konularında arkadaşlar ben çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Çünkü ben mesela sınav sistemini sevmiyorum. Bunu daha önce söylemişimdir. Çünkü bana da gelen bir sistem değil. Bana verin bir proje, size kralını çıkartayım o projenin. Ama aynı konuyla ilgili beni bir tane sınava gireceksin ve o her şeyini o belirleyecek desin. O zaman stres oluyorum, patlıyorum. Dolayısıyla hani inşallah her şey gönlünüze göre olur. YGS girecek olanların, TEOG'a girmiş girecek olanların her şey inşallah gönlüne göre olur. Abi bir kızı seviyordum. Babam yazışmalarımızı gördü. Şimdi onunla ayrıyım ama o hala beni seviyor. Ben de seviyorum. Ama sence ne yapayım? Kaç yaşındasın çak bakalım. Onu söyle, ona göre fikir vereyim. Buray gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Buray sözünü verdim. İnşallah gelecek. Merhaba Emre abi. İyi yayınlar. Teşekkürler Murat'cığım. Çok sağ ol. Sağ ol abi. Sütlü Nescafe abicim. Afiyet bal şeker olsun. Çok şeker koyma. Şeker sağlığa zararlı. Kamil'i de görelim. Kamil gelsin yazmışsınız. Kamil'i görmeyin arkadaşlar. Çok utangaç bir insan kendisi. Buraya çıkarsam yani böyle şey olur. Ama ha, Kamil'i nasıl görebilirsiniz? Ben size Kamil'i görmenin imkanını söyleyeyim mi arkadaşlar? Bizim hani bir kardeş kanalımız var. Yeni açtık, böyle uğraşıyoruz bir şeyler olsun diye. Hadi ya. Hadi ya kanalımız var. Hadi ya kanalında oynatma listelerinde Kol Bozuk abi diye yeni bir gaming mecrası alanı yarattık orada. Kamil oturuyor, şey yapıyor. Orada oyun oynuyor sizler için. Eğer ilgileniniz varsa Kamil'in neye benzediğini, tipinin 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu
bizlerden nasıl çok daha üst düzeyde olduğunu kendilerinin görebilirsiniz arkadaşlar. Abi hangi takımsın? Fenerbahçeliyim. Haklı kadın ben de olsam ben de izlemem. Baba ocağındaki miydi o Selim? Kamil'i merak ettik abi. Kamil'i işte dediğim gibi oradan izleyebilirsiniz. Abi Teog için şans ile dediğim gibi iyi şanslar arkadaşlar. Abi İbrahim Kantarcılar da gelsin. İnşallah arkadaşlar severim kendisini de. Ses işini nasıl hallediyorsunuz? Gayet iyi. Şunun arkasında bir mikrofon var. Buradan hallediyoruz arkadaşlar. Direkt bilgisayara bağlı buradan. İçerideyi çağırmanızı istiyorum. Mini'yi. Arkadaşlar böyle çok yeni patlamış ve tutmuş dizilerde yapımcılar dizinin büyüsü bozulmaması amacıyla bunu kiralık açıkta da görmüştük daha geçen sezon. Yapımcılar oyuncuların bir yere konuk olmasına çok imkan vermiyorlar. Eğer imkan olursa tabii ki biz de almaktan mutlu oluruz. Abi lise 2 demiş. Lise 2'deysen yürü, sonuna kadar yürü. Kız seni seviyorsa sıkıntı yok. Saldır. Ders çalışmam lazım. Gidemiyorum Emre. Kamil'in instası please. Instagram'ını istiyorlar Kamil'cim. Kamil Ulaş Uzun. Takip edin, darlayın. He? Kulaş Uzun. Kulaş. Kulas. Kulas. Nasıl bir şey ya? Tam söyle. Kulaş Uzun. K Ulaş Uzun. Yani. Kulaş Uzun. He. Kulas Uzunmuş arkadaşlar. Tamam. Kulas Uzun diye aratın çıkıyor. Selim Gülgören şarkıcıdır abi. Bir ara İstanbul Bana Dar şarkısı vardı. Baba Hoca hadisinde Burak Özçivit'le başrol oynamıştı. Şimdi hatırladım. Tamamdır. Sinan Özen lütfen geliyor arkadaşlar, çok az kaldı Sinan Özen'in gelmesine. Teşekkür ederim Emre Bey, selam olsun tüm ekibinize. Teşekkürler Mithat Emre, adaşım. Abi diğer kanalın linkini açıklamaya atar mısın? Açıklamaya dediğim mesaj olarak mı acaba? Diğer kanalın linkini Burak, ben yapayım o işi, buraya atacağım. Atabiliyorsan atalım onu. Bu arada saat kaç? Çeyrek var. 5 dakika sonra davet edelim o zaman. Ufak ufak başlayalım. Sana davet etmeye gittiğinde kahve, mavi, bize içecek bir şeyler. Dilim damağım kurumaya başladı çünkü. Abi ben de sevdiğimi söylemek istiyorum. Hilal Muhlis. Hilal Muhlis'i seviyor. Ne güzel bir şey ya. Sevgiden güzeli var mı arkadaşlar? Bu arada bol bol sevdiğinizi söyleyin. Ben mesela Demet'e günde 82 defa söylüyorum yani. Hakikaten abartmıyorum. Sabahtan akşama kadar bizim arkadaşlar da şahit. Böyle gidiyorum, bulaşıyorum, ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Sevdiğimi her zaman belli ederim. Evet, diğer kanalın linkini bu arada Serkan'cığım paylaştı. Ders çalışmam lazım. Annem gelince hemen kapatıyorum. Vallahi güzel taktik, ben de zamanında yapardım. Bizim zamanımıza tabii hani ders çalışırken 10-12 yaşlarında falan böyle şey yoktu, bilgisayarımız yoktu. Biz daha çok televizyon için yapıyorduk. Odamda şanslıydım, televizyon vardı o zaman da. Abi kralsın be, teşekkürler bilgisiz bilginler. Sözünün eriymiş, atacağım dedi, attı, helal olsun. Sekom sözünün eridir, hiç şey yapmaz yani, 2 dakikada halleder. Çok teşekkür ederim abicim, rica ederiz. Keşke televizyonda böyle güzel içerik yapılsa, inşallah olur bir gün arkadaşlar. Belki de biz yaparız, hiç belli olmaz. Abi ben de Serkan'ı seviyorum. Nasıl seviyorsun, ne tarzda seviyorsun Dilara'cığım? Bir de Serkan'ı görmüş olabilirsiniz. Hadi Ya kanalında onun da bölüm var. Gel Tadalım var. Ki şimdi yeni bir içerik daha oluşturacak o kanala. Abi Demet Hanım'ın burcu nedir? O da Oğlak burcu arkadaşlar. Yayın Oğlak'a geçtiği gün olduğu için biraz Yay'a benziyor, biraz Oğlak'a benziyor. Karışık bir durum. Çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Nescafe'de uykuyu alıyor. Lanet Meksikalılar gibi. O Yemen. Meksikalıları severim ben, Meksikalıları. Yani şu anlamda severim. Yemeklerini severim. Meksika mutfağını. Abim abone oldum. Videolarını da izleyeceğim. Çok teşekkürler Burak'cığım. Çok sağ ol. Emre abi YouTuber devam edecek mi? YouTube'a devam edecek misin? Edeceğim Yılmaz'cığım. Teşekkür ederiz. Yılmaz Aydın. Bizim Yılmaz değil. Yani fotoğraf farklı. Bizim Yılmaz Aydın diye bir ortak arkadaşımız var da Serkan'la. Ondan tereddüt ettik Yılmaz'cığım. Abi Kamil'e söyle de isteği kabul etsin. Burcu seni takip etmiş Kamil. Abi helal lao der misin? Demiş bunu zaten. Meysen'in sadece YouTube'lık mı? Evet, YouTube'lık arkadaşlar. YouTuber'lık veya. Haberlere çıktın. Gördün mü Aleyna Tilki ile? Hangi haberlere çıktım? Haberim yok. Magazin haberleri mi? Ha, TV8'den haberim var. Haber deyince hani benim böyle ana habere falan gitti aklım. TV8'i gördüm ben. Başka yerde çıktık mı bilmiyorum açıkçası. Çıktıysak söyleyin de bilelim. Sağda solda hava atarız lan. Değil mi? Lazım böyle şeyler. Evet, sen saçlarını böyle şey yapıyorsun. Yok yok, o anlamda söylemiyorum. Neyin peşindesin? Ne düşünüyorsun böyle? Nerelere daldın gittin tutkucuğum?
Kadınlar saçıyla oynuyorsa ne hissediyordur arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Şimdi Tutku mesela benim karşımda şöyle. Abi gideceğim birazdan çağırmaya. Şimdi söyleyin bakalım bunu yapan ne hissediyordur? Bana anlatın arkadaşlar. Şimdi görüyor musun? Görüyorum tipimi. Bu arada ne çirkinim yani. Benden de kadın hiç olmazmış bu arada. Abi buradan Ato'ya selam, aleyküm selam. YouTuber davet edecek misin dedim abi. Haziran ayında inşallah edeceğiz arkadaşlar. Aleyna demişti ya abi okul çıkışı geliyorlar diye. Sen orada çıktın. Tamamdır. Abi ben YouTube'dan çıkıyorum. Bay bay. Nereye gidiyorsun Dilara ya? Kalk şurada bak Sinan Özen gelecek birazdan muhabbet edeceğiz. Ben de Tutku'yu çok seviyorum Emre Bey. Sen de ona etki, şey ekle. Tutku Aras. Tutku Aras. Ha, senin manitan mı? Mithat Emre çok o... Senin manitan mı? Allah Allah. Tamam peki manitansı o zaman yapacak bir şey yok. Allah mutluluk versin sevgilin abi. Allah ayırmasın amin. Uykusu gelmiş ya da sıkılmıştır. Okul çıkışı 500 kişiye geliyor demişti Aleyna. Evet senin hava atmaya ihtiyacın yok abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol İlker'cim. Demek Mithat Emre Çoko. Çoko. Çoko soyadı mı? Ne demekmiş? Joko'yu soydun mu? Sordun mu? Kendi de bilmiyor. Ha, hiç ilgilenmedin çocuğun soyadının ne olduğuyla. Balık mı dedi bir ara bir şey. Balık dedi. Joko balığı. Söyledi kızı. Şey USB. USB. Niye? Telefona takılan USB var ya. Ha. Şey ya. Tutku USB istiyormuş. Mehmet Emre. Mithat. Şey Mithat Emre pardon. Mithat Emre. Balık. Balık demekmiş. Galiba. Joko. Abi ben hala açım ya. Dur ben de açım. Bekle. Şu programı bitirelim sonra yemeğe gideceğiz biz de zaten. Balık Emre Bey. Heh balık tamam balık. Abi nerelisin? Ben arkadaşlar 3 kuşaktır biz İstanbulluyuz. Ondan öncesi Bulgaristan göçmeni. Tutku'nun bu arada sevgilisi Buf'ta ya. Şu kızı afakanlar bastı. Böyle terlemeler falan filan böyle heyecanlar meyecanlar. Eline koyacak yer bulamıyor. Kıpkırmızı da oldu rengi. Bizim Nescafe bardak, şu vazolardan falan farkı kalmadı yani öyle söyleyeyim size. Bir de bu Tutku'nun çok enteresan huyları var. Bunları sizlerle şu anlık paylaşmayacağım. Geçen gün... Mithat, geçen gittiniz mi sinemaya? Ben gittim. Sen gitmedin mi? Gaza geçeceksin. Sinemaya gelecekti sizde, gelmedi bu. Niye gelmedi biliyor musun sebebini söyleyeyim mi sana? Bakalım başka neler var. Seko'nun instasını da söylesene. Serkan Arca galiba. 12. Fener Zorya maçı kaç kaç biter arkadaşlar. 2-0 Fener alır. Evet Joko. Şimdilik çok yakın olduğun ünlüler var mı? Var. İrem Derici mesela. Merve Özbey. Simge Sağın. Ondan sonra Ferman Akgül. Başka kimler var benim yakın olduğum? Ümit Erdim. Aşkım Kapışmak. Şimdilik aklına gelenler oymuş Sekom'un. Abim benim gibi muacırsın. Aynen öyleyiz. Abi Veysel Zaloğlu'nu konuk alabilirsin. Efsane komik bir yayın olur. Hadi ufak ufak sizi Sinan Özen'e davet edelim eğer müsaitse programımıza başlayalım. Sumuzuyla devam ediyor programımız. Arkadaşlar, Emre abi diyorum gel evlenelim. Dur o konuyu senden sonra konuşacağım. Şimdi Sinan Bey gelsin. Mithat'cığım o konuyu az sonra çözeceğim. Arkadaşlar Sinan Özen az sonra bizlerle birlikte olacak. Merak ettiğiniz Sinan Özen'e ne varsa sorun arkadaşlar. İstiyorum sohbet edelim, konuşalım. Biz zaten Sinan abi yayındayız. Geleyim mi? Evet sen müsaitsen. Abi tabii. Buyurun abi. Abi oturttuğunuz kağıtta neler yazıyor? Her talk show programını merak etmişimdir. Notlarımız var arkadaşlar. Abi hoş geldin. Sinan Özen'le beraberiz efendim. Sinan Özen. Ay yayında mıyız? Yayındayız abi. Önden biz giriyoruz böyle bir ufak sohbet yapıyoruz izleyicilerimize. Arkasından da devam harika, ediyoruz. Harika. Şu anda canlı yayında Sinan Özen'e ne merak ediyorsanız sorun arkadaşlar. Yeni albüm çıktı. Fenomenliğe doğru gidiyoruz yani böyle. Abi inşallah fenomen sırasıyla fenomen olmalıyız. Arkasından parayı bulmalıyız. Evlenmeliyiz. Böyle hayat planlarımız. Çocuk yapmalıyız. Bana söyledikleri gibi. Ya şimdi albüm meselesine geleceğim de ben bir şey çok şaşırdım. Arkadaşlar Allah aşkına siz söyleyin. Hani
Emre abartıyorsun falan filan diyebilir belki Sinan abi. Sinan Özen kaç yaşında gösteriyor arkadaşlar? Yine mi bu? Abi Sinan Özen kaç yaşında gösteriyor? Ne olur söyleyin. Gözünüzü seveyim söyleyin. Bu arada sen bize içecek servisi yapıyorsun tutkucum. Tamam. Yazın arkadaşlar. Sinan abi büyüksün. Bu arada yazmışlar. Sinan abi adamsın, seviyoruz seni. Kravatı bana ver, adres vereceğim. Hoş geldin Sinan abi. Yorumlarımız gelmeye başladı. Şimdi yaş şeylerini alalım. Arkasından ben gerçek yaşını söyleyeceğim. İnanamadım abi. Vallahi o inanamadım. Kadar diyorsun. Yemin yani. Ediyorum inanamadım. Allah Allah. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu nacizane şeyden söyleyeyim. Babamla yaşıtsın. Sağ ol. Çok memnun oldum. Beni ara. Ben sık sık burada oluyorum. Görüşürüz. Mutlaka estağfurullah evladım. Tamam. Abi sağ. Yazmaya bak. Bak başlamış. Baban dediğim. Ne yapıyor şu anda? Nerede? Evde mi? Çok emekli oldu. Emekli oldu. Artık emekli oldu. Hayır, sağ ol. 27, 35, 28, 37, 34... 27 19 diyenler var tabii. Biraz de daha yani. Devam etsinler tahminim. 30 küsür. Sinan Özen'im seni çok seviyorum. Canımın içi Sevinç Yiğitoğlu yazmış. Bakalım kimler şu anda görüntümüz iyi mi? Bizi iyi, güzel izliyorlar mı? Gayet net abi, gayet. Böyle buradan da hani gördüğümüz gibi birebir. Biz iyi görüyoruz da onlar iyi görüyor mu? Peki ben söylüyorum. Sinan Özen 52 yaşında arkadaşlar. Sağ ol. Yarışmayı kazandın mı? Ödülüm ne? Kahve geliyor. Kahve geliyor. Bizim... Yani 52 yıla bu mu ya? Bir kahve mi yani? Ay, abi, teşekkür ama ederim. Ama bir şey söyleyeceğim. Olsa gerçekten max 36-37. Nedir abi bunun sırrı? Yok yani belki o sizin güzel görüşünüz diyelim ya. Yok abi. Böyle şimdi gittiğiniz her program böyle jest yapıyorsunuz. Ya abi. Çok güzelsin, her... yakışıklısın falan. Yok vallahi ondan değil abi. Bak izleyicilerimiz yazdılar. Hakikaten çok genç duruyorsun. Sağ ol senin güzelliğin. Eksik olma. Yani hani şey derler fena ya. Fena sayılmayız diyelim. Giderimiz var diyelim. Giderimiz var. Hala giderimiz var. Buyur abi. Yok yani eğer öyle görüyorlarsa sağ olsunlar ama benim hani bu yaşla ilgili kesinlikle çok takıldığım bir şey yok. Bir öyle bir umursar bir tarafım yok. Yani zaten çünkü, umursayamazsın abi çünkü göstermiyorsun yani zaten hiç onu. Böyle işte şöyle eyvah bu yaşım şu durum. Ya dikkat ediyorum kendime. Spor, sigara falan. Sen bisiklet falan da seviyorsun bu arada. Bisiklet çok çok. Bana spor da canımı ya. Canımı ya. Ye benim canımı yani. Bak şimdi izleyicilerimiz yazdığımız işler hemen. 52 mi? Hadi be. Abi adam benden geç duruyor. Usta çok zayıflamışsın. Fit görünüyorsun. Fransa'dan selamlar demiş Rahmi Özden. 25 yaşında gösteriyorsun Sinan abi. Maşallah çok genç duruyor. Yani abi bizim söylemimizi bak izleyici söylüyor. Bak gencim zaten. Şimdi bakın. Orta yaş artık dünyada... Şunlara bir şey de koyayım bu arada. Sıcak su vermişler abi bize ya. Kahve diye. Abdest mi alacağız? Ne yapacağız abi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sanatçının yani baktığında hani sanatçının yaşı yoktur bu hani çok çok söylenen bir ritüeldir ama bir de şöyle bir durum var. Artık dünyada bir trend var. İspatlanmış bu. Yaş artık orta yaş 60. Evet. Doğru. Dolayısıyla ben daha henüz orta yaşa gelmedim. Onun için hala gencim diyorum. Ya ben 31 yaşındayım, 30 yaşındayım. Hani bakıyorum abi benden en fazla 7-8 yaş büyük duruyorsun. Enteresan. Ben bugün bir şey gördüm bir gazetede. 77 yaşında mı 78 yaşında ve yemin ediyorum yani 40'luklara 30'luklara taş çıkartır. Kendinize bakarsanız eğer dikkat ederseniz eğer Allah korusun çok büyük boyutta da bir hastalığınız, rahatsızlığınız yoksa insanın bedenine sorumluluğunu yerine getirdiği zaman zaten o da size cevabını verecektir diye düşünüyorum ben. Peki efendim. İzleyicilerimize soruyu tekrar hatırlatalım. Merak ettiğiniz ne varsa sorun arkadaşlar. Ki ilk sorular gelmeye başlamış. Yine abi inanamadı kimse bu arada. Ama hala önümde benden büyük abilerim ablalarım var. Onun için ben oraya yanaşamadım daha henüz yani. Şey diyorlar. Ne zaman yaşlanmayı düşünüyor? Yaşlanmasın arkadaşlar. Sinan Özen hep bize lazım. Niye benim, yaşlansın yani? Bir de benim sevenlerim zaten benim yaşımda niye bu kadar dertleri var onu anlamış değilim. Ama bu olumlu dert hani şey. Ha olumlu. Ben öyle algılıyorum zaten. Genç gösteriyorsun. Bununla alakalı. Şimdi yeni albüm çıktı. Hı hı. Nasıl bir geri dönüş aldı? Nasıl tepkiler aldın? Bambaşka. Çok yeni işte. 3-4 gün olmadı. Hı hı. 4 gün olmadı da. Valla bambaşka adı üstünde. 7 yıl aradan sonra böyle bir şey yaptık. Single'la çıktığımız yolculuk. Hı hı. Albümle albüme dönüştü. Dolayısıyla da şikayetçi değilim. Şikayetçi güzel şeyler yap. Hayır yani dönem anlamında bir albüm çıkarmak biraz da evet sıkıntılı o anlamda. Çılgınlık macera diyelim ama biz müzik sevdalısı olarak yani ben hayatım bu, işim bu.
sevdiğim şarkıları paylaştım yani. Sen şimdi dedin. Sen adı bambaşka dedin ya. Şimdi arkadaşlar Sinan Özen'in şarkılarıyla ilgili bunu benim sabah kız arkadaşım keşfetti. Dedi ki Sinan Özen'e git, madem bugün dedi konuk Sinan Özen dedi. Gittiğin zaman dedi kendine bir dikkat et dedi orada dedi. Ondan sonra çünkü dedi Sinan Özen'in dedi şarkılarının dedi isimleri bir garip oluyor. Ben dedi Sinan Özen'den bir kıllanıyorum dedi. Allah. Ne gibi dedim? Ne gibi mesela? Yazdırdı abi bana. Söyle. Arkadaşlar birkaç tane Sinan Özen şarkı ismi söylüyorsun. Bakalım ne çıkacak abi. Senin ağzını yerim ben. Zaten bunu biliyoruz. Kulağımdan öp beni. Sevişmeliyiz. Öpsene beni. Sorunu ne bu adam mı diyorsun? Bilemedim abi şey dedi. Kız arkadaşım vallahi dedi bir uzak dur dedi. Yani her an dedi bir şey yapabilir seni götürebilir. Ama evlere şenlik kızımız var. Ondan sonra yani... Bizim domda. Yatıya geldim var. O da yine bakıyoruz yine oraya gidiyor. Abi niye böyle? Ya mesela şöyle sırayla dikkat çekici gidelim. Olması amacıyla mı biraz da? Şimdi bir albüm yapıyorsanız müzikalite olarak... Albümü konuşturabiliyor musunuz? Hı hı. Yani sonuçta Sinan Özen ne, müzisyen. Müziğiyle, albümüyle, şarkılarıyla kendini hem dinleti anlamında hem bunun konuşulma anlamında şey yapabiliyorsa o zaman bunu bir dikkate almak lazım. İçeriğine geldiği zaman başlığa bakıyoruz ama içeriğinde ne anlatıyor? Mesela içeriğinde şarkıda diyor ki bir sevgiyi anlatıyor. Yani kulağından öp beni biraz daha onun bir tık üstünde. Hayır, dedim ki Sinan abi bunu nasıl toparlayacak acaba? Ama kulağımdan öp benim. İçinde ne anlatıyorsun abi? Dozluk, barış. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Baktığında çok evet belki biraz uçta gelecek ama bu bir cesaret değil mi? Büyük bence cesaret kesinlikle yani. Ama abi. Hiçbir zaman hiçbir konserimde böyle bir olumsuz bir tepki almadım ve insanlar bu şarkıyı benimle birlikte okudu. Hala okuyorlar. Okurlar abi yani senin, mesela senin ağzını yerim ben hani şimdi az önce izleyicilerimize sen gelmeden evvel Sinan Özen birazdan gelecek yazdık. Senin ağzını yerim ben hani direkt bize yazmaya başladı. Ben yeğenim hep söylerdim senin ağzını yerim ama yani senin bakış açısı meselesiyle alakalı ya sen her zaman yani sen nasıl baktığınla alakalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ben eğer Sinan abi şunu diyor, nasıl baktığınla alakalı. Senin gibi insanın fesatsa içi diyor. Fesat bakarsan fesat olur, güzel bakarsan güzel olur. Bu kadar diyor. Basit yani. Ha bir de beni onaylıyor. Geçir Sinan abi, geçir. Ben babam dedim ya sana, babam yaşında. Bütün program geçirirsin artık bana. Çok marjinal yani şimdi kıyaslama adına söylemiyorum ama böyle yapılan çok şarkılar var Türkiye'de var baktığınızda abi. Ama benimki bence en masumları kalıyor kesinlikle. Diye düşünüyorum. Ve sokakta herkes birbirine mesela bu şarkı öpsene beni. Öpsene beni. Ya insanların birbirini sarılıp öpmesi kucak ama sen öpmeyi başka bir manada bakıyorsan yani sevişmeliyiz. Şimdi büyüklerimiz birbirine derdi ki babalarımız anlatır ya ben Ahmet Bey'le biz eskiden çok sevişirdik. Sevişme manası bir sevgi, bir muhabbet anlamına geliyor. Ama kardeşim yani sen onu hemen oraya yönlendiriyorsan ben ne yapayım sana yani? Sen de, tamam. Senin aklın oralardaysa ben ne yapabilirim tamam, sana? Lanet olsun bana. İzleyicilerimizin sorularından birkaç tane alalım istiyorum. Yorumlar gelmiş. Bu şarkı sözlerinden sonra aha abdest mi alacağız demiş Alperen Kılıç. Albüm çok güzel tüm müzik marketlerde deniliyor ama ben hala bulamadım. Ünlü müzik market zincirinin birine gittim hatta demiş bir izleyicimiz. İki gün oldu yani dağıtım ya çok kolay. Ya bitmiştir ya da yeni ulaşmıştır. Kesinlikle yani şu anda yapımcı bittiğini söyledi. Dolayısıyla olabilir. Sorsunlar ikinci de mutlaka. Sinan Özen lazım bize demiş Büşra. Çok yaşar. Bakalım neler var. Sinan Özen, Özen'im çok yakışıklı. O bizim bir tanemiz demişler. Abi genç göstermenin formülünü. Abi senin yaş bütün program başımıza şey kalacak öyle görünüyor. Sinan Özen harika ama bir şey söyleyeceğim. Emre videolarına tamam bu başka bir şey. Benle alakalı yazmışlar. Yeni albümünden bir kuple söyler mi demiş Nisa Ballı. Yeni albüme bir kuple. Hı, bir kuple ha, dinlemiş ama bir kuple istiyor. Ha, anladım. Tamam. Tamam yapalım tamam. Çok güzel. Bir bölüm alabilir miyiz? Yani bambaşka mesela hani nasıl? Ha, evet şey... olabilir. Mesela ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Bazen olur ya seni bulur ya günler aylar geçse de gitmez kalır ya. Ağzına sağlık. Teşekkür. Alkış nerede? Teşekkür. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tamam. Yeterlidir.
Ankara imza günleri olacak mı? Çünkü Ankara'da imza günü ne zaman geliyor abi? Şimdi, plan var mı? Evet, onu bu önümüzdeki haftalarda öyle bir planlamamız var. Hı hı. Bu albümde biraz koşacağız ve sevenlerimizin yanına kadar gideceğiz. Hiç o bayağı gezeceğim tatlı bir yorgunluk. Valla eğer onlar bizim için bu kadar zahmetlere katlanıyorlarsa bizler de onlar için tabii ki yanlarında olmalıyız. Hep beraber. Çünkü birlikte 89 yılından başlayarak 2017 birlikte kol kola yürüdük bugüne kadar. Hiç ayrılmadık. En büyük güvencem, en büyük desteğim onlar benim. Sanat yani. Hayatın kaç yıl oldu Sinan abi? Şöhret olarak 89 derseniz 28. yıl bu yıl. Ama müzikal anlamda derseniz bir 30 küsur yıl oldu yani. Vay be. 16 yılından beri sahnedeyim yani. 16 yaşından beri sahnedeyim. Vay be abi. Yani. Emekliliği yok mu bu işin? Efendim? Emekliliği yok vallahi mu? Frank Sinatra 70 yaşında şarkı söylüyordu. Ama şunu yap, şu bir gerçek tabii. Ama daha önümüzdeki yıllarda ki önümüzde büyük dediğim abi abla olarak büyüklerimiz var. Onlar bizi kamçılıyorlar. Dolayısıyla o zaman bizim de emekliliği düşünmememiz lazım. Bilmem bakalım, anlatabildim. Anladım mi? Abi anladım. Videoları izlemek için pardon. Kendi adamın sesi bile genç be demişler. Teşekkür. Taze tutuyorum akşamları. derin dondurucuda. Hayırlı olsun, çok güzel demişler. Maşallah sana Sinan amcım her anlamda. Arkadaşlar sorularınız varsa yazın, hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi bir Instagram köşemiz var. Onu bir yapalım istiyorum Sinan abiyle. Tamam, bakalım neler çıkacak fotoğraflardan. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Senin şeyinden aldığımız fotoğraflar tamamen Instagram'ından değilim. Kartpalı bakar gibi oldu bu. Evleneceksin Sinan Özen. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ha tamam, onu söylemişsin. Nasıl? Senin fal merakın da varmış. Var, doğru, severim. Ama şimdi artık bıraktım onu. Bıraktın mı? Bıraktım, hepsi aynı şeyi söylüyor. Bunu bana kim söyledi? Yine kız arkadaşım söyledi. Senin kız arkadaşın dedektif gibi maşallah. Vallahi öyle ya. Yemin ederim, asistanın mı? Yok abi, değil. Dedi ki bizim dedi MJ köydeki dedi birkaç bina ötemizde dedi bir apartman görevlisi vardı. Ama dedi çok böyle hani hisli bir adamdı. Fal falan da bakardı. Sinan Özen'e falan gidermiş falan filan yok, anlattı. Yok canım, çok sağ ol. Yok öyle bir şey yok. Yemişler yani. Yok evet, iyi yemişler ama yani bayağı sallamış. Bunu Demet evde söyleyelim gidin. Bayağı bir öyle bir şey. Apartman gelmiş bakmış öyle bir şey. Ya biz arkadaş arasında gelir böyle kahve içtiğimizde öyle kakara kikiri anlamında. Peki yani. Hani baktırmaktan mı hoşuz yoksa hani bakma ilgiye mi şeyim var? Nereye bakmaya? Benim başım öyle bir gün bizim bakmaya arkadaş arasında. Yok bak, çok enteresan bir yaşadığım hikayeyi anlatayım. Hakikaten ya ben bile sonradan inandım ya, baksana ben bayağı biliyormuşum falan durumu. Bizim bu bağlı olduğumuz bir müzik dernekleri orada bir gün telif hakları ile ilgili bir görüşmeye gitmiştim. Dedi ki Sinan dedi kahve işte ikram etti ama dedi bir şartla, benim falıma bakacaksın. Yani ne diyorsun dedim, ben ne anlarım faldan. Yok dedi. Sen dedi, anlıyormuşsun biz duyduk ya dedim, dedi. Vahim indi sen nereden, bende bir falcı. Ya dedi bak ya, böyle bazı tipler vardı sen bilmezsin ama der ki bakarsın ya, sen iyi bakarsın. Bu inat etti, şaka yapıyor zannettim. Neyse ben açtım sallıyor oradan işte 3 güne kadar yol bilmem ne klasik o muhabbetler. Ya beni bir hafta sonra aramaz mı? Dedi ki ya gelsene dedi, senin dediklerine çıktı. Ya yürü git dedim ya. Yürü git, öyle bir şey var. Abi medyum memiş de başka bir yeteneği arkadaşlar, varmış yani. Bir medyum hiç memişlik kimse, de varmış içinde. Şuradan söylüyorum. Hiç kimsenin geleceği bilme gibi bir şey yok. Gaybı Allah bilir. Tabii ki kesinlikle. Bu kendi aralarında eğlenmek için yapılan muhabbete eyvallah ama bir hikaye yani. Şimdi biz bu fotoğrafı aldık şundan dolayı aldık. Senin için şey de diyorlar abi. Ne çok konuşuyorlar senin hakkında. Arkandan çok atıp tutuyorlar bak. Hmm, kim bunlar? Bunlar düşmanların pislik bunlar, lanet olsun bunlara. Diyorlar ki Sinan Özen diyorlar biraz böyle evde böyle daha bunu şey... sen demiyorsun, kız arkadaşın demesin sakın. Daha böyle bu akşamdan... geri planda kalmayı seviyormuş. Hani hanım köylü demeyelim de diyorlar. Hazırlamış kız arkadaşı. Dikkat et, yarın başın yanar, sıkıntıya düşer. Düşme tuzaklara. Şaka bir yana. Hanım köylü olmadım hiçbir zaman ama şu var. Her zaman eşim hepsi ayrı ve herkes kendi durması ve olması gereken noktayı bilmesi konusunda prensipte anlıyor. Ev işlerine yardımcı olur mu Sinan Özen? Valla çok net bir şey söyleyeyim. Canım ister bir şey yapmak, onu yaparım ama oturup da hadi gel bugün ütü yapalım. Şu öyle bir dünya yok yani, öyle bir şey yok. Yok artık, kimseye de tavsiye etmiyorum. Yapana da lafım yok artık yani, bir şey diyemem.
Serkan'cığım biraz mesela hanım köldür abi. Güzel, yapabiliyorsa ne mutlu. Ben sıkıntılıyım, yapamıyorum. Ne? Ütü mü? Hangi bölümde daha iyisin? İş olsun. İş olsun. Oo, seni bizim eve de çağırdım. Abi ya. Onun derdi ne biliyorsun? Kız onunla muhatap olsun da ne olursa olsun yani ha, o kadar. O boyutta. Fedakar. Çok güzel. Süpersin ya. Şimdi hemen arkasından da bunu aldık. Bu evde yaptın pide evet, mi abi? Pide evet. Kendim çok iyi pide yaparım yani. Evet. Arkasından ben onlardan biriyim. Arkasından mutfağın böyle darma duman bırakan erkeklerden. Hayır yok. Şey genelde çünkü erkeklerde vardır o. Biz gireriz çok iddialıyızdır. Güzel de yemek yaparız ama arkamızı toplaması için bir ordu gerek. Yok bölüm bölüm hepsini yaptığım nasıl almışsam mutfağa tezgaha öyle şekilde bırakırım. Öyle yok. Tertemiz. O zaman onun bir esprisi kalmadı. Adam yani derler ki hiç yapma daha iyi Allah aşkına yani. Yani orası. Aa, çok güzel yaptın. Ne yaptın? Evi darma duman ettin yani. Öyle olmaz. Evet. Bakalım izleyicilerimiz neler yazmışlar. Jolly Joker Ankara planın var mı Sinan abi demişler. İstediler birkaç yerden böyle de. Bu sene artık bir planlayacağız bir şeyleri yani. Biraz sahneyi yani gazino çalışmalarını doğru dürüst aslında çok fazla bir mekan sıkıntısı oluyordu. Daha çok konserler, özel geceler ama biraz artık sahne ve inşallah bu sene. Çok güzel bir soru sormuş Erdem Taşkınsu. Demiş ki Sinan Özer'e sorum şu. Uzun yıllar istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürebilmesinin sırrı nedir? Yani neler tavsiye eder insana veya işte sanatçılara veya oyunculara? Hani bu başarı, istikrar, başarılı olmak başka bir şey. Orada kalabilmek başka bir yetenek ya abi. Ne sağlıyor orada kalabilmeyi? Onu sormuşlar. Bir de yani her gün magazin içerisinde gözükmeden evet, bir anlamda evet. Soruyu tamamlama manasını söyledim. Valla benim kendisi... Ben orasını ekleyeyim diyorsun. Yok. Ardından o gelecek. Cevabımla bağlantılı evet. Olduğu için. Şimdi sonuçta bu işin bunu dışlıyorum veya da bunu yatsıyorum anlamında söylemiyorum. Sonuçta magazin de bu işin bir parçasıdır. Dozunda ve dünyada da bu böyle zaten. Ama benim seçtiğim bir misyon, bir yol kendime göre çizdiğim yıllardır yaptığım bir şey var. O da şu yani ama benim yolum biraz yorucu ve meşakkatli bir yol. Yani burada biraz sabır gerektiriyor. Kolay çünkü, olmadı değil mi bu kadar yıl? Yani şimdi hayal dünyasıyla bu işin gerçekleri çok farklı şeyler. Yani gerçekle hayali ayırt etmeliyiz. Her şey o televizyon ekranda görüldüğü gibi özenerek yapılacak şeyler değil bunlar. Sinan hiç kendini zorlama dediğin zamanlar oldu mu kendine? Yani Sinan artık tamam belli bir yere kadar getirdin kariyerini. Kardeşim hani atıyorum daha da burada tadında bırak. Yoksa hep şey misin abi? Hani az önce dediğin gibi Frank Sinatra gibi sahnede mi öleyim yani? Hani o mu şeyimiz? Ya yani her şeyin bence bir noktası belki faal durumunu biraz daha azaltır ama yine belli dönemlerde albüm çıkarırsın, belli özel konserler yaparsın. Hedefim o olabilir. O öyle bir düşünüyorum. Çünkü o kadar böyle her gün ben görüneyim falan gibi böyle bir rahatsızlığım olsa zaten sorularından da o çıkıyor. Öyle bir derdim yok ama şu var ki bu işi sevmekle alakalı bir şey. Yani bu işi sevmeseniz bu o zorluklarına katlanamazsınız. Bir de ben belki de o hep bir Don Quixote tipi bir şeyi tarzı bir adamım. Yani mücadeleyi çok seven bir adamım. Çünkü hep öyle başlangıçlarım da hep zor yani hiçbir şey bana kolay gelmedi. Yani paraşütle inmedik, kolay bazı şeyleri elde etmedik. Bunun için de birinci planda benim yapmam gereken çok iyi şarkılar yapmam lazım. Yani bu bir gerçek. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız şarkılarınızla konuşmalısınız. Şarkıların zaten konuşuyor. Ben az konuşuyorum. Şarkılarım konuşsun istiyorum. Daha i̇şte güzel. Geldiğimiz nokta o yani. Onun ayağına mı bastım abi? Olsun. Evlendiğimiz için sorun yok. Bir daha bana sıkıntı yok. O zaman şöyle bağlayalım abi. Şarkıların konuşsun dedin ya. Hakikaten şarkılarında konuşuyor. Sosyal medyaya baktığımız zaman Sinan Özen yazmamızla beraber hashtaginde birçok hayranın seni seven isim senin şarkını seslendirmiş ve bunları videoya çekmişler. Biz de bunları bir derledik. Arka arkaya koyduk. Böyle Sinan Özen'den bir potpourri ama Sinan Özen'den dinlemeyeceğiz. Onun hayranları bakalım nasıl söylemiş Sinan Özen şarkılarını hep beraber bir izleyelim. Arkasından sohbete devam edeceğiz arkadaşlar. Senin ağzını yerim ben o zamana kadar nerelerdeydin sen? Kimse inkar etmesin, güzel gördüm demesin seni görmeyen. Yazılmıştım aşk öyküleri sanadır sana. Zaman her
Kar yağarken, sokaklarda öpüşürken, parklarda gelmedin o gün var ya. Yayına girdik herhalde. Şimdi girdik abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Müziğin dili, dini, rengi olmadığı gibi, yani evrensel manada Sinan Özen'in tarz anlamında mesela düşündüğümüz, ortaya koyduğumuzda 90 yılından başlayan, yani 89'da yaptığım ilk albüm daha farklı bir tarzdı. İçinde biraz Türk müziği motifleri de vardı. Benim yeni doğduğum yıllar hemen hemen 86. 2 yaşında 3 yaşındaydım tam o zaman. Süt emerken. Yani bir Sinan Özen tarzı, yani bu kendime münhasır bir tarz oluşturma. Hı-hı. Nedir bu? Ben bir yorumcuyum aynı zamanda. Besteciyim, enstrümanistiyim, çalıyorum. Ama bir taraftan da ben yorumcuyum. Bir şey anlatmaya çalıştım. Ben her şarkıyı yorumluyorum. Dolayısıyla da bu dokuda bir albüm yaptık. Yani içinde arabesk var, pop var, türkü var, Türk müziği var. Özgün müzik var. Dediğimizde bu tarzımızla devam ettik yolumuza. Ama insanlar zaman içerisinde bizi şu tarz dedi, bu tarz dedi. Ben bunu çok önemsediğim için söylemiyorum. Çünkü daha önce yaptığım televizyon programında da bunu konsept haline getirdim. Naçizane benim fikrim, sen tam bir Türk müziği yapıyorsun. Yani Türkiye popüler müzik yapıyorum. Şundan dolayı abi, ne senin yaptığın şey arabesk veya ağır işte fantazi hani diyebileceğim şey de değil bence. Hani pop kadar pop da değil. Hani tam bizim şeyimiz. Biz nasıl bir tarafımız biraz daha oryantaldir, bir tarafta daha modern tarafımız da vardır yani Türkiye olarak baktığım zaman. Akdeniz'iz biz de. Aynen, tam bizi gösteren müziği yapıyorsun aslında sen abi. Bence benim fikrim. Yani bir tadımlık poptan da bulabilir, onu da bulabilir. Ama işin özetinde son tarihle yani kendimize göre işte bir tarz oluşturduk. Evet, bunu oluşturduk. Ve yıllar geçtikçe 90'lara döndüğünüzdeki o dokudan 2017'de hep kendini sürekli müzikalite olarak yenileyen, değiştiren ama o yine o çizgiyi bozmadan bugüne uyarlayarak, bugünün yorumuyla, bugünün hatta yorumculukta mesela 90'larda daha çok dik okuyorduk. Şimdi bu son şarkılarda aynı tarz mı? Bambaşka mesela falan. Bambaşka. Bugünün Sinan Özen'i. Yani ama orada yorumuyla da mesela namelerinde de yaptığı gırtlaklarında da Sinan Özen bugün. Bugün seyircinin, dinleyicinin duymak istediği namelerde. Şimdi öyle bir şey var ki çok çabuk tüketiyoruz ve çok çabuk değişiyoruz. Bu değişim içerisinde sen de kendini... Sen değişmiyorsun bu arada. Değişmiyorsun ama çağın... Dünya değişiyor. Görsel anlamda. Sende bir değişiklik yok Sinan abi. Kafenin yanında ne verelim, ne ikram edelim sana ya. O senin güzelliğin. Yani bu arada iyi gidiyorum değil mi? Hani yayından önce bana demiştin ya, hep genç gösteriyorsun de, hep beni bu anlamda pop olan dedim. Ama abi dedim, bu paraya olmaz dedim. Biraz daha onu anlaşırız sonra. Buna itiraf edeyim. Şaka, böyle bir fiyatı şey yok. Yok be, ciddiye alırlar. Yok öyle bir şey. Şaka, öyle bir şey yapmadım. Bir de böyle bir huyumuz var. Bazen şakayı da ciddiye çok alıyoruz. O yüzden hemen şaka yok. Düşündüm dedim, arkasından şey olur falan. Bir şey olur, yok. Yani... Parayı verir misin? Parayı verir misin? Yok, şaka. Şimdi işin esprisi sevgili izleyiciler. Ya bugünümüzde bu kadar sıkıntılı yaşadığımız günlerde biraz böyle... Evet, ne güzel gülüyoruz değil mi? Gülelim ya, biz şu anda biraz hoşluk katalım istiyoruz yani akşamınıza. Yorulmuşlar, stresli. Ben zaten Sinan abi güldürmeye geldim. Şunun şurasında sonuç olarak baktığın zaman 25-30 kere daha erik yiyecek, 25-30 kere daha kiraz yiyecek mevsimlere baktığın zaman. Vay baba ya, vay Celal baba. Ya canım kurban babam. şakalarımız bir yana, evet. Sinan abiyle merak ettiğiniz sorularınızı alıyorum. Hepsini yönelteceğim bu arada, merak etmeyin arkadaşlar. Şarkılarımızı dinlemeye devam etsinler. Şarkıları takip etsinler. Aynen öyle. Bakalım Sinan Özen'e sorayım. Ha, bunu okuduk. Albümdeki tüm şarkılar muhteşem. Ben en beğendiğim şarkı ise yine bir Sinan Özen bestesi, Aşkın Töresi. Klipsiz bırakılmasın lütfen, arka planda kalmamalı. Evet o demişler. Sözleri sevgili Hakkı Yalçın'ın. 16 yaşında sahnede olmanın size olumsuz bir etkisi oldu mu hiç? Aleyna Tilki'nin de hani yaşı küçük olduğu için 16 yaşına çıktı ya, onu sormuş bir izleyicimiz. Netner onu şöyle söyleyeyim.
Yani 16 yaşında 16 sahne bir fiil, bir fiil sahne değil. Böyle küçük küçük alıştırmalar diyeyim yani anlamında. Vallahi dünyada da örnekleri var bunun. Yani var, ufak yaşlarda çıkan yani çıkıyor. Olayı alıp başka yerle de çok çekmenin manası yok. Kesinlikle diye düşünüyorum. Abi. Sonuçta sanatçı doğuluyor, sanatçı olunmuyor. Eğer öyle bir yeteneğe yetisi varsa ha belki şartların uygun olmadığı bir yerlerde çıkmayabilir. Belki o dengeler sağlanır ama yani bu 16 olmaz da 2 yıl sonra çıkacak söyleyecek yani. Yani biraz fazla üzerine gidiyoruz. Ya biraz işi biz sulandırıyoruz böyle hep şey arıyoruz. Bir şey, biz, ben şöyle bir şey görüyorum. Nedense işin hep güzel tarafından değil de hep böyle bir hata, bir şey mi acaba arıyoruz diye düşünüyorum. Bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bir ufak var abi. Bizde bir gerek de yok ya. Biraz bir linç kültürümüz var. Biraz hoşgörüyü öne alalım ya. Kesinlikle abi. Yani eğer örnek verirsek yani Türkiye'de o zaman çok çok örnekler var. O zaman eşit şartlarda hepsine eşit davranmak gerekiyor. Kesinlikle. Ayrıca yargılamanın da bir manası yok. Haddimiz değil yargılamak. Estağfurullah. Dinleyelim. Hoşumuza gitmiyorsa izlemeyelim yani. Ben Kartanesi albümünde Veli hayranıyım. 10 yaşından beri Sinan Özen'i çok seviyorum. Ölürüm senin için yazmış izleyicimiz. Sinan abi Çorum'da konser verecek misiniz? 2-3 yıl önce vermiştim sanıyorum. Çok güzel geçmiş. Sinan abi bazen fazla ilgiden uzanıyor musun demişler. Ya öyle bir saygısızlık yapmayalım. Sevilmek çok güzel bir şey. Ben sevgiyi, o sevginin değerini çok iyi biliyorum. Hiç öyle usandığım falan yok. Sinan abi seni TV'de görecek miyiz bir programda? Sinan abi hakikaten bunu şeyden söylemiyorum ama bu arada Sinan abi sanki böyle bir şey bekliyor. Benden bir halt yiyeceğim diye bekliyor. Yok, arkasında bekliyorum bunu. Yani, yok. Kız arkadaşını söyledim. Yok abi, yok abi. O yok. Bu biz zaten şeyim. Sen bayağı böyle yakışıklı bir adamsın. Canım yani. Kardeşim. Vallahi yani yakından aslında görünce de fena sayılın. Birçok oyuncu, dizi, şey şarkıcı senin de benim hatırladığım kadarıyla dizin olmuştu daha önce. Bir bölüm, 4 bölüm oynamıştım yani. Ama hani baktığımız zaman birçok şarkıcı aslında uzun soluklu dizilerde falan olabiliyor. Sen neden olmayı tercih etmedin veya bundan sonrasında tercih eder misin? Mesela son şu çektiğimiz Slow klibimiz gerçekten kısa metrajlı bir sinema filmi dokusunda yaptık. Çeken arkadaşımız Alişan Günay da aynı o düşüncede çekti. Şimdi diziler tabii sıcak bakılabilir ama şöyle bir şey var. Ben Sinan Özen olarak çekmek adına çekmemeliyim. Güzel bir konu olmalı ve o elbise benim üzerime uyacaksa yaparım ama hadi ben de bir dizide oynayayım falan durumu. Peki sence senin üzerine ne tarz bir şey gider abi? Ben senden çok güzel bir aile babası olurum. Yani her ters köşe de olabilir. Hiç ummadığım bir tarz da olabilir. Ben bir yılda bir tiyatro yaptım. Yani hem orada da çok meraklı ve şey bir insanım. Sürekli kendine katan, bir şeyler yapmaya değiştiren, hep devamlı öyle bir level üzere çıkarmaya çalışıyorum. Ne burcusun Sinan abi? Ben Karadeniz olarak hamsi oluyor. Balık. Aa sen çok duygusalsındır o zaman. Çok. Bu kadar şarkı nasıl yapacağız? Doğru. Gerçi geçen gün kimdi o şeye Ümit Besen'e sormuşlar hani duygusal şarkıları. Ya demiş ben hiç öyle şey birine aşkımdan falan yapmadım o şarkı. Kızıma bakıyordum. O bir şey aklıma geldi. Atıyorum onu yazdım. Ona bakıyordum. Aklıma geldi. Onu yazdım. Hani hakikaten de bize öyle bir beklenti oluyor. Biri çok güzel şarkılar çıkardığı zaman adam ne görmüş geçirmiş de bunları kağıda dökmüş falan. Her o zaman kadar aşk yaşama olmuyor. Şansın yok ama hiç düşünsene her şarkıda bir aşka yazdın yani abi. Yani hiçbir şey yaşamadım manasında olamaz. Yani sürekli acıların şeyi değil ama etrafımızda kendi içimizde belki başkasının bir hikayesinden etkilenip de yazdığımız şarkılar oluyor ama şansı yok yani. Elif Öztürk demiş ki TV programı yapacak mısınız? Müzik yarışmalarına jüri olarak görmek isterdim. Deneyimlerinize harika kişileri bulunacağınıza inanıyorum. Saygıyla takipteyim demiş. Jürilik ister misin Sinan abi? Yani işim müzik. Dolayısıyla da benim için çok sıkıntı olacak bir şey değil yani. Yok hayır bazı sanatçılarımız hani yok abi jüri geçen gün Behzat Gerçeker'le beraberdik. Mesela o bir kere bir konuk olarak X Faktör'e girmiş ve şey dedi, Emre dedi, yayında da söyledi bunu, jürilik dedi, bana göre bir şey değil dedi. Ben bunu fark ettim, o yüzden bundan sonra jürilik mesela istemiyorum dedi. Hani herkesin de böyle çok keyif aldığı bir şey de olmuyor. Bazısı çok keyif alabiliyor, bazısı alamıyor. O yüzden sordum bunu. Olabilir. Senin isteyeceğin bir şey olabilir ama yani tabii ki jüri şimdi yaptığımız şey yapılanlarda gördüğünde daha çok şova dönük yapıldığı için
Sen onu da iyi yaparsın ama sen yani, tiyatrocu, tiyatro eğitimi de almışsın falan. Sıkıntı olmaz ya. Akarız, her türlü yürürüz. Her türlü yürürüz. Ondan sonra yani dediğim gibi ama yapılan projenin güzelliği çok önemli. Hı-hı. Yani kaliteli bir şey her zaman o güzellikte olmalı. Olursa olurmuş. Olursa seve seve ama dediğim gibi böyle sıradan olan hiçbir şeyin içinde olmak adına olmayın bir manası yok diye düşünüyorum. Kendi mesleğini ilerletebilmek için yabancı müziklerde takip ediyor mu yoksa daha çok Türk müziği mi dinliyor demiş Hilal. Valla ben mesela kendi programımda bir gün şey yaptım. Yunan tavernası, Türk tavernası yaptım. Mesela orada bir Yunanca şarkı okudum. Arkadaşımız da aradılar, onu tanıyanlar. Ya Sinan Yunanca biliyor mu dediler falan yani. Biliyor musun, bilmiyorsun? Yok, bilmiyorum onu dinleyerek ama birebir Yunanca oldu yani tam. Abi enteresan. Ben 5 defa... Hani İngilizce falan tamam mı? Yunanca... Yok, Yunanlar beni bir çok... Bir daha aksan da yapman lazım biraz orada. Yani gelip de dinledi. 5 defa konser verdim Yunanistan'da. Çok gittim. Ve getiren de beni bir Yunanlıydı yani sonuçta ve Akdeniz zaten birbirimize o kadar yakın ki İspanya, İtalya yani bu bölge dokular öyle birbirimize yakın ki bizim şarkılarımızı onlar dinliyor, onların şarkılarını biz dinliyoruz yani. Şey Amerika'dan veya hani daha böyle popüler kültürden yabancı dinlediğin neler var? Ben biraz eskilerden hani İspanya'da Iglesias. Hayır. Ama Julio Iglesias. Babası. Julio. Ama yine de bugün de olsam yine Julio'yu dinler, babasını dinlerdim. Çünkü başka bir ses, kadife gibi yani bambaşka bir lezzet. O zaman hani Amerika'dan da muhtemelen sen Madonna, Elvis Presley var rahmetli yani. Elvis Presley eyvallah ama Madonna'yı yani ben çok ondan sonra say şu anda isim olarak aklımda. Michael Jackson. Hayır yani ben biraz daha şöyle yani şuramı titretecek yani duygu hissettirecek bana. Mesela böyle metal müzik falan dinler misin Sinan abi? Sert müzik dinlerim ama yani ayırt etmem fakat ama gerçeği söylemem gerekirse sert olan müzik biraz beni şey yapıyor yani. Baş ağrıtıyor. Başım ağrıtıyor. Benim de oluyor yani. Ben de çok hoşlanıyorum. Benim o bam telimi titretmesi lazım yani. Bakalım o seste efsane olurdun Sinan abi demiş izleyicimiz. Çanakkale'de konser olacak mı? Konser çok isteyen var. Bak Çanakkale geldi, Ankara geldi, Çorum geldi, bir yer daha gelmiş şimdi onu unuttum. Bu arada şey demişler, eşkıya dünyaya koy, hükümdar olmaza koy Sinan abi, krallar gibi oynar adam diyor. Adam ben demedim, onlar dedi, vallahi buradaydı. Öyle mi? Peki, yemin ederim bak şurada yazıyor abi, bizde yalan yok inşallah. Hiç güven vermemişiz Sinan abiye. Hani böyle sanki bir üç kağıda tezgah düşürmüşüz gibi. Beni buraya bir getirdiler. Bir şey var bana. Dur bakalım sonunda ne çıkacak. Ya çok keyifli şu anda. Sizin için de öyleyse. Biz abi çok keyif alıyoruz. Gayet bilmiyorum. Güzel. Biz mutluyuz. Şu fotoğrafların geri kalanına bir devam edelim tansiyonu, istiyorum. Tansiyonu yerindeyse programın şu anda sizin. Muhteşem muhteşem. Peki, tansiyonunuzu düşürmeyelim. Devam. Oh my god. Abi bu fotoğraf çok enteresan ya. Bir kere ben şunu anlamadım. Bunu anlatacağım. Vücut geliştirme başkan yardımcısı niye sensin yani, anladın mı? Hani... Bir ülkede... Ve ödülü hanımlara veriyorum, farkında mısın? Evet abi. Hani evet. Niye vücut bunları şu anda geliştirme... görüyor değil mi izleyiciler? İzleyiciler görüyorlar abi. Bak yandan açtık onlara da. Evet. Bu vücut geliştirme başkan yardımcısı. Bizim sevgili Ahmet Okumuş o zaman federasyon başkanıydı. Bizim komşumuz böyle böyle ben yaklaşık yani bir yıl bir buçuk yıl sıkı bir vücutçuydum yani. Yani ama şey değil böyle o proteinlerle kas yapayım değil. Zaten vücutta vücut geliştirmede doğru olan tabii öbürler yarışmacı moduyla hazırlandığı için ilaçlar şeyler kullanılıyor protein en falan. Çok vücudun neresini geliştirdin? Vücutta şöyle kendi kasını olduğu gibi abartmadan sıkılaştırmak benim. Tabii şu anda bir 5-6 aydır bıraktım. Ağır çalışmıyorum. Bunu yaptım. Ben kendimi o noktada yani öyle ilerleteyim. Çok böyle zirvede olayım. Zirvede bıraktım. Şey diyorsun. Yok hayır. Bıraktım değil yani. Devamını bu bağlamda kendimi fit tutmak adına yaptım yani. Ben şunu merak ettim abi. Ha, şimdi onu nereye bağlayacağım? Ben bir şey anlatıyorum ama nereye bağlayacak? Şu tokalaşmayı bize açıklar mısın? Şu yukarıdan ama hani abla da sanki bir indirse indirecek yani tabii, sana. Tabii tabii. Ben diyorum bak akıllı ol, ben senin başkan yardımcıyım, sana ona göre kaslı kadın olmaz mı? Ben beğenmiyorum ya bu şeyleri. Tabii yani gerçeği söylemek gerekirse bayanda kas çok güzel durmuyor. Kadın dediğin daha yuvarlak ama bayanda hayır sıkı bir vücut yani kas çıkmadan kendini sıkılaştırması bu güzel bir şey. Ne oldu ne dedim ben ya? Vallahi bilmiyorum, hiç kalbinde kötü bir şey yok ya.
Kötü bir şey ne dedim bilmiyorum ki. Abi çok güzel ve işten anlatıyorsun. Tamam yani. Ama evet. Bizim içimiz fesat olduğundan biz pisleşiyoruz. Kız arkadaşın izliyor mu bunu? İzliyor mu programı? İzliyor. Çoğunu izliyor. Akşam konuşuruz. Hani sen deyince böyle sıkı vücut falan. Yani hayır ben o şöyle anlatmak istedim yani beceremedim. Sıkı. Dilim damağım taş kurudu. Gibi vücut. Ya şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Dövecek beni. Sinan abi az kaldı. Kadın, zorluyorum. Kadın erkek değil. Şimdi erkekler hanımlarda hanımlarda işte sağlık o anlamda aynı şey. Bir ya ne dedik ne yaptık ben neredeyim burası neresi ben kimim durumu oldu ya. Şimdi erkek hanımda çok bakımlı olsun güzel vücudu olsun veya tabii fiziği olsun diye bekliyor. Erkek kendine bakmıyor bu anlamda diye. Evet biz bakmıyoruz. Ben de abi. Diyorum ki erkek de bakacak kadın da bakacak. Kesinlikle kardeşim doğru kendisine. Söylüyorsun. Söylemek istediğim bu yani şimdi mesela en son yaptıkları hanımların pilates. Hanımlar için en sağlıklı yapılacak şeylerden bir tanesi. Bence de ben de başlayacağım hatta pilatese çünkü vücudu hakikaten dediğin gibi abi çok sıkılaştırıyormuş ve duruşunu değiştiriyormuş. Fit duruyormuş. Sağlık anlamında belde bir sıkıntı varsa ama doğru pilates hocasıyla da bu önemli. Bu işte gerçekten profesyonel olmalı. Allah korusun o pilateste bir anda sakatlanabilirsin. Çok da sıkı ileriye dönük kötü sonuçlar olabilir yani. Sen yapıyor musun pilates? Benim eşim yapıyor. Eşim yapıyor. Peki efendim. Bu arada bayağı izleyicilerimize gülmüşler. Eros Ramazotti dinler bence Sinan abi demiş Aslı. Dizilerde ailecek çok severiz evet. Dizilerde yakışıklı çapkın zengin iş adamı kafa insan rahat tip rolünü al oynasın. Ne insan ne insan? Dizilerde yakışıklı çapkın aynı zamanda zengin iş adamı hani kafa insan hani kafası muhabbet böyle güzel ama hafifte de rahat. Hani çok masum, çok şey bir çocuktum. Bak neler çıkardılar benden. Vallahi abi. Tamam ne istiyorlarsa onu oynarız. Kırmayız. Seni çok özledik. O güzel sesinden bizi bu kadar ara verip mahrum bırakma demiş bir izleyicimiz. Ama şöyle de bir şey var. Gerçeği söylemek gerekirse artık televizyonlarda ne yazık ki TRT'nin dışında çok müzik programı yapan kanallar yok. Yani maalesef. Böyle bir müzik eğlence kanalı. Daha çok dizi ağırlıkta. En azından televizyonların biraz daha Bilmiyorum, böyle program kalmadı. Ama aslında geçtim, hani yani işte bu canlı, dinamik gibi. Evet. Oysa ki o canlılık her zaman bir artıdır yani. Evet. Şimdi Sinan abinin bir fotoğrafını açıyoruz arkadaşlar. Hayatının en yakışıklı dönemi. Yıkılacak ortalık. Bak çok dikkatli izleyin. alsak bedava. Ama sana söyleyeyim mi? Ama sana söyleyeyim benden sonra bonus bu reklamı yaptı herhalde. Kesin evet. Esinlendi bundan. Sinan Özen ile Nostalji Kuşağı 1984 yılından bir fotoğrafın. Abi. Duruşa bak ya. Bu ama saçlar bak, lens mi? Yani öyle diyorlar ya yeni nesil öyle diyorlar. Orijinal saç. Orijinal bak bir şey söyleyeyim mi? O dönem öyleydi biliyor musun? Şimdi mesela ben hep saklarım o dönemin ceketlerimi falan. Hı-hı. Ya benim ceketim için bir kişi daha girer yani. Daha böyle bol pantolonlar bu kadar geniş bir pantolon daha çıkar. Ondan sonra kadınlarda bel buradaydı. Erkeklerde bol şey pantolon bol paça. Saç da bol. O 70'lerde ben orada yok o zaman çocuk. Saç da bol abi. Saç da bir bonus böyle. Senin saçlar kıvırcık mı hakikaten? Benim şu anda bu fönlü saçım. Gerçek saçım kıvırcık. Hani öyle duştan çıkınca sıkıntı kıvır diyorsun. Kıvır oluyor evet. Onun için sıkıntım var evet. Ama ona bir çözüm getirdim. Bazen işte öyle kıvırcık oluyor. Onda da bazen eleştiri alıyorum. Niye kıvırcık? Ne yapayım böyle doğdum. Ne yapabilirim? Zaten yani? Senin bugün kapak fotoğrafı göndermişlerdi bize. Bu yeni albümün evet. Kapak fotoğrafı. Saçlar yıkılıyor abi. Eleştiren var, söyleyen var. Bence abi ben bunu anlamıyorum. Yani hani cevabını hep, sen ver ben söylemeyeceğim. Hayır ben kendim vereyim cevabını. Hep bir insanın aynı profilli hani aynı tipte olması bence artık bir süre sonra sıkar. Değişiklikler iyidir. Biz neden bu kadar böyle değişikliklere, farklılıklara şeye bakıyoruz hani soğuk bakıyoruz. Çok güzel bir şey söylüyorum. Bir de bizim milletçe şöyle bir durumumuz var ki bu bende de var. Hani kimseye eleştirmek istemiyorum. Mesela ben de alışkanlıklarımı çok değiştirmeyi sevmem. İşte hani hep aynı restoranlara giderim genelde. Evi atıyorum çok taşınmayalım etmeyelim hani hoşlanmam ki çok taşındık o ayrı mesele. Biz böyle alışkanlıklarımızı kolay değiştirmek istemeyen bir milletiz. Ama bu aslında bence çok da doğru bir şey değil abi. Çünkü hep aynı kalırsak ilerleyemeyiz gibime geliyor ben öyle düşünüyorum. Ya mesela örnekse 89'dan 2017'ye kadar eğer bir Sinan Özen'in bütün albümlerine baktığındaki Sinan Özen'in dünyaya bakışını ve hayata bakışını zaten görürsün. Sürekli değiştiren, sürekli gerek görsel, müzikal anlamda. Yani kırmızı pantolonları kimsenin giymediği dönemde giydik. Herkes güldü. Herkes kırmızı pantolon giydi.
efendim dar dediğimiz slim fit giydiğimiz yaptığımız dönemde bu işte olmaz dediklerini biz bunlar yani sanatçı hani bir laf var dedin? Ya sanatçı toplumun önünde yürüyen ve ışık tutan. Ben kendim dünyamda bunu görüp kendimce öne koyuyorum. Sonra orada eleştiriyi alıyorum ama. Sonra ardından yapılıyor. Evet ben doğruyu yaptım ortada demek ki. Yani biraz değiştireceksin. En çok neyinle şaka yaptılar abi? Uğraştılar bugüne kadar. En son şey huysuz çok sesime takılırdı. Şey hepsini biniz yani böyle espriler yapıyordu bana yayında falan filan. Sesimin o tizliğiyle alakalı olarak. Sinan abi her imajında beğeniliyorsun. Fatma Alan yazmış. Her imajında beğeniliyorsun. İş yerinde sabahtan akşama kadar seni dinliyoruz. Türkiye'deki nadir seslerden birisin demiş Fatma Alan. Ya ben kendi programımız olduğu için söylemiyorum ama bu formatı da bizim formatımızı da çok seviyorum. İzleyiciden anlık geri dönüş alabildiğin Türkiye'deki tek program. Çok güzel. Gerçekten. Yani televizyonda yaptığın zaman sen çıkıyorsun tamam kendin bir şey sergiliyorsun ama o anda izleyiciden tepki alamıyorsun. Sonuç olarak stüdyo izleyicisi de zaten onu seven kişi gelmiş oluyor veya atıyorum ajanstan getiriyorlar bilmem ne oluyor. Ama böyle gerçek izleyiciden tepki alınca bence çok daha keyifli hale geliyor. Tamamen interaktif şu anda. Bu kadar yıllardır televizyon programı yaptım, konuk oldum. Ama şu andaki bu sahicilik ve bu iletişim muhteşem bir şey. Çok teşekkür ederim. Olumlu olumsuz her şey önünüzde. Aynen. İşte teknolojiyi yani sosyal medya ve teknolojiyi bu anlamda doğru buluyorum. Doğru kullanıldığı zaman bakın ne güzel şeyler evet. oluyor. Bir ama, de küfür edenler var. Bizim programda Allah'tan o olmuyor. Çok teşekkür ederim bu arada böyle şeyler olmadığı için. Artık küfür bir şey edenlerden diyemiyorum kastım yani. Kastım şu bizde olmuyor da abi sana oluyor mu onu soracaktım. Sanatçıların fotoğraflarının altına böyle hani yağdırıyorlar. Dün akşam hadiseyi izledim de 3 adama katılmıştı. O mesela yorum yapılmasını kapatmış Instagram'ında. Sen mesela böyle şeyler yaşadın mı? Dedi ki yani anamıza babamıza bilmem neyimize küfür ediyorlar diyorlardı sosyal medyada. Çok üzücü bir şey bu. Yani sonuçta eğer bir insan empati yapamıyorsa, kendini onun yerine koyamıyorsa buna söylenecek çok fazla bir söz yok doğrusu. Ama hakikaten insanların şahsiyetlerine, hele ailelerine, onurlarına bence o insanı bir kelimeyle konuşmaya bile gerek görmüyorum. Yani değer konuşulacak bir değeri bulmuyorum yani. Sinan Özen'le ilgili birkaç notumuz var arkadaşlar. Onları da bir konuşalım. Bisiklete bayılırım. Pedal çevirmenin keyfi çok başkadır. Motor bisikleti sevmem ama bisiklet harikadır demiş. 2 yıl Rize Spor'da yöneticilik yaptım. Yüreğimin bir parçası Rize Spor'undur. Çocukluğumdan beri tuttuğum takım da Fenerbahçe'dir demiş. Bu böyle bir enteresan şey bana mı hep gelir? Ben çok anlamam ama sanki Rize Spor'u tutanlar daha çok böyle Fenerbahçeli oluyor. Trabzon Spor'u tutanlar da daha çok Galatasaraylı oluyor. Hani Rize ile Trabzon arasında böyle Fener Galatasaray bölünmesi var gibi. Benim kardeşim profesyonel top oynadı yıllarca. Ben onun vesilesiyle ciddi futbolun içindeydim yani çok ciddi boyutta. Senin bulaşmadığın bir şey kaldı yani, mı? Vücut geliştirme, tiyatro, futbol, ticaret bunları söylerim bir sürü şeyler. Ama ben baktığımda böyle bakmak istemiyorum. Hep öğrenmek, hep kendime ne katabilirim. Çok okumayı seven, takip eden, hem okuyan hem görerek takip eden. Meraklıyım ya, öğrenmek istiyorum. Yani. Keşke çok öğrensem. Ve okudukça da ne kadar cahilim diyorum. Her gün okumak istiyorum. Ya, öyle yani. Şimdi neydi soru? Bunu anlar, laf girdi araya. Allah'ım ya Rabbim. Uçtuk sabahtan beri koşturuyoruz. Özür dilerim. Çok şey söyleyeceğim. Hayır, işin kötü tarafı ben de unuttum. Sen de unuttun. Ben de unuttum. Siz cevap veremiyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Neydi söyle? Ne konuşuyorduk? Ne dedik? Evet. Şimdi bak. Bravo be. Şimdi. Bu arada abi. Hani sporu tamam ben bunları burada söyledim. Ama şunu söylersem zannediyorum büyük bir cevap olur o soruya. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında bayrağımı elime alıp çıkıp sokakta alkışladım. Beşiktaş UEFA Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Almanya'da oradakilerle kavga eden bir insanım. Beşiktaş formasını üstüme giyen. Ben böyle kimle kavga ettin? Orada yabancılar Almanlarla oynuyordular. Dayak yediniz mi? Yok. Sağlamdık orada. Sikinti olmadı yani. Şuraya söyleyeceğim. Sen hiç bir Türk'ün dayak yediğini gördün mü? Tek başına da olsa gene çıkar bir işin içine. Tüm dünyaya bedel. Biz devam ettirdik onu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benim nezdimde futbol bir keyiftir, eğlencedir. Başka türlü ben bakmam. Fanatizm, işte bu kendini ait hissetmek falan filan yani bunlar çok tehlikeli boyutlar. Bakın 2 yıl önce şunu söyledim. Dedim ki futbolda dedim ne zaman ki benim çocukluğumda Fenerbahçe maç yaparken Galatasaray taraftarı geliyor ise
Gelirse eğer. Beşiktaş maçında Galatasaray taraftarı Fener. Bunlar olduğu zaman evet biz futbolda bir kademe ilerlemeye başladık demektir. Ben bu böyle yetiştim. Benim amcam rahmetli Beşiktaşlıydı. Beni maçlara götürürdü. Beşiktaş maçını izlerdik. Ama öbür tarafta öbür takımın da taraftarı olurdu. İşte böyle bir şeyler de olmazdı çok. Yani bu bir sektör haline geldiği için çok fazla derinlerinde konuşmak istemiyorum. Bu hakikaten bir ticaret oldu artık. Doğru söylüyorsun. Onun biraz için, da... Yine var ya burada var en masum kim biliyor musun? İzleyen taraftar. Çünkü formayı alan o, izleyen o, üzülen öyle. O, kahreden o. Bir de ben şimdi yani gerçekten şu, öyle. Eğer ben ne zaman ki bakıyorum abi yöneticiler maça bir hafta kala derbi maçları öncesi ortamı germeye başlıyorlar. Ondan sonra kavga çıkıyor. Bazı maçlar öncesinde germiyorlar. Gayet sakin açıklamalar yapıyor. O zaman o maçta hiç kavga çıkmıyor. Bilmem ya olay işte, olmuyor. İşte bunu bir rekabet ama yani siz yöneticiler buluyorsunuz. Ben hiçbir zaman yönetimde öyle olmadı. Biz Rize'de maça gidiyorduk. Yensek de kıpırıyorduk. Yenilsek de kıpırıyorduk yani. Böyle bir durumdu yani. Sinan Özen'e sorum. Onu müzik dünyasında kim keşfetti? Yoksa kendi kendine? Christophe Colombier'i keşfetti. Var ya böyle bir kötü espri geldi aklıma ne bileyim ya. Güzel ya. Valla şimdi sanat... Sen çünkü senin dönem ona denk geliyor. Tabii. Yok. Yok beni... Magellan mıydı? Aa, yok. Diyorum. Edison ampulü bulan beni keşfetti. Onunla bende bir sanat ışığı olduğunu gördü. Lambadan önce beni buldu. Sonra da lambayı buldu. Ay Allah. Var mı öyle bir keşif şeyin yoksa hani hakikaten sen kendin bir yerleri denedin ve şey mi oldu? Bir şey söyleyeceğim. İnanamaz. Belki inanmayacaksınız ama ilkokuldan yani o yıllarda başlayarak tamamen kendim ama etrafımda arkadaşlar ne güzel sesim var falan diyerek sonra bu iş böyle bir kartopu gibi yumak olarak bütün hayata dair o mücadeleyle kendimle yaptım bunu. Peki programımızın son 1-2 dakikasına girerken şu soruyu da sorayım o zaman. Ha buyur abi. Yok bir şey demedim. Şey diyecektim. Demedim. Diyecekti bence demem, de demem, demeyeyim dedi. Karıştırmıyor ortada. Aman. Ne olur ne olmaz. Sesini, müzikal yeteneğini gençlik dönemlerinde yani böyle 18-17 hani tam böyle şey dönemlerinde hiç bir kızı etkilemek için kullandın mı? Hiçbir kızı etkilemek için kullandın mı? Böyle yani böyle bir atıyorum şey alayım elime bir şey şarkı söyleyeyim falan filan etkileyim hiç bunu yaptın mı? Çünkü yapamadım. Çok içim acıyor. Neden? Maalesef ben o zaman sanat okulunda okuyordum. Hep sınıf erkekti. Abi dışarıdan kız bulmuşsun. Espri yapayım böyle. Yok okuldaki İngilizce hocamıza hepimiz aşıktık. Hepimiz onu seviyorduk. Bütün okul olarak birbirimize giriyorduk. O denli. Öğretmeni mi serenat yapıyordu? Öğretmeni serenat yapıyordu. Ya inanılmaz. Bütün okul serenat yapıyordu öğretmene. Yani şarkı olarak değil tabii. Ondan sonra. Ama ilkokulda kız arkadaşıma mandolinle karşı çalıp söylediğim, etkilemeye çalıştığım. Daha dün annemizim adlı eseri hiç unutmadın o gün. Ondan sonra babasını gördükten sonra bir daha asla çalmadığım dönemi hatırlıyorum. Peki şimdi albümle ilgili klipler falan hani nasıl bir şimdi planlamanız işte, var? Şimdi işte slow başladık. Yine izleyicinin, dinleyicinin isteği doğrultusunda artık devam edeceğiz. Biraz bu albüme bolca klip çekmeyi niyet ediyoruz, düşünüyoruz. Peki bu albümde, bu kliplerde de böyle yine enteresan şeyler olacak mı? İşte kırmızı pantolon hani mevzuları gibi hani böyle Sinan Özen'in öncülük yapacağı kafasında şeyleri var mı? Kız kardeşim benim kıyafet olsun buradaki ne diyorsunuz ona? Stil danışmanı. Stil danışmanlığını ondan sonra bakacağız ama şu anda dünyada o trend kalktı artık biraz daha soft renklere doğru bir kayma var. Ama enteresan şeyler de var abi. Mesela kadınları erkek gibi, erkekleri kadın gibi giydirme bir... Erkekleri kadın gibi. Evet, moda akım olarak hani kadın kıyafetleri daha bir maskülen hal almaya başladı. Var, doğru. Erkek kıyafetleri daha bir feminen hal almaya başladı. Doğru. O mesela dikkat edin İtalya'da diyelim ki bir marka burada kendi orada sunduğu ürünü burada sunmuyor mesela. Ülkelere yemez göre, çünkü burada. Çok basit. Evet bizim kabullenmemiz 3-5 yıl aldığı için o anlamda tabii bunun bir sınırı var. Yani bu çizgisi olmalı. Senin dediğin hani, işte o bir çizgi olmalı. Bir arkadaşım var benim Özgür bu Nişantaşı'nda 6 katlı bir Armani vardı ya. Hı-hı. Oranın müdürlerinden İtalya'ya götürmüşler işte mal seçmeye hani ürün seçmeye. İtalyanlar durmadan işte bizde en çok satan bu falan diye çıkartıyormuş. Özgür demiş ki ya ulan demiş bunları biz alsak bizi taşlarlar yani İstanbul'da manyak mısın? Şöyle derli toplu adam gibi bir takım bir şey bilmem ne yok mu? Bizde abi İtalyanların giydiğini giysek
Yemin ya, ediyorum. Evet maalesef ama şimdi ya yadırgamıyor kan kimse. Baktığın zaman ya yadırgamıyor. Yani bir yere geliyoruz. O zaman demek ki bizler kendi içimizde öz eleştiri, buna ben de dahil olabilirim hiç sorun değil ama ben de hayat içerisinde bunu törpülemişimdir. Bizler insanların düşünce ve beyinlerini daha çok önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Yoksa kıyafetleriyle değerlendirirsek o biraz ön yargı gibi olur. Daha çok ne konuştuğu, nasıl davrandığına bakarsak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Bence insanlar modada yakıştığı, kendine yakıştırabildiğini, ille moda oldu ben o trendi uygulayacağım diye bir saçmalık olmaması lazım. Yakışmıyorsa zorlama kendini. Mesela yani. Eşin karışıyor mu kıyafetine? Eşim önerilerini söyler ama ben yine kendi bilmem anlatabildim. Son söz Sinan abi. Bu evde biz bunu anladık arkadaşlar. Yok ya önerileri açığım ama yani zorlama değil yani bir şeyim olur yani direnme şeyim olur. Şeyi soracaktım az önce konuştuk ya balık burcuyum ve duygusalım dedin. Hakikaten böyle balık burcu benim çevremde tanıdıklarım genelde daha kolay gözyaşı dökebilen insanlardır. Senin mesela hassas noktan nedir? Hani ne gördüğün zaman veya atıyorum en son ne zaman ağladın veya ne gördüğün zaman bir damla gidiyor buradan. Ya söylesem yani hepimizin yani Orta Doğu'da dönen bu savaşlardaki gözyaşı şeyler, o çocukların dramları, kadınların dramları, bu ve bunun gibi ülkemizde kadına şiddetle alakalı durumlar, yani hayvanlara olan eziyetler, yapılanlar, hepsi beni ağlatan şeyler. İçinden derinden yaralayan şeyler. Ben çünkü niye? Ben sevgiyle yetişmiş bir çocuğum. Ve ben hep şunu şöyle yetiştim. Sokağa çıktığımızda birbirimize günaydın, merhaba denilen bir toplumla geldim. İkincisi kapımızı kitlemeden yetişen bir çocukluğum var. Komşu kapısını çalır, tuz alan, şeker alan, ona veren, gel biz de çay içelim, yemek yiyip birbirine yatıya giren böyle bir ortamda yetiştim. Benden daha ötesini bekleyemezsin. Burada ben kendimi havasız, nefes almayan böyle... Senin çocukluğunda bu kadar çok apartman yoktu tabii. Yani ben şey boğulmuş gibi hissediyorum ve benim çocukluğumuzda bile yoktu bu kadar. Örnekse İstanbul. Ben bir yaşından beri İstanbul'dayım. İşte yaşımla ilgili söylüyorsun. Ve benim İstanbul'um öldü diyorum. Benim İstanbul'um abi, bu değil. Abi İstanbul'un öyle. Bizimki de öyle. Yani ben 30 yaşındayım. Benim çocukluğumda biz karşılıyız. Erenköylüyüz. İşte buyur Erenköy'ü. İşte, bilirsin abi. Her ben şimdi orada oturuyorum. Bina bile olsa her binanın eskiden kocaman otoparkları ve bahçeleri olurdu. Orada çocuklar top oynardı. Bahçede işte ağaçlara tırmanırdık, ederdik. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Yani ben de karşıda oturuyorum. 4 yıldır Suadiye'de oturuyorum. Yani şunu görüyorum. Hakikaten ama hep şunu atıyoruz birbirimize. Ya işte metropolün şeyi betonlaşma insanlarda da negatifliği getiriyor. Kesinlikle. Çünkü şunu söylüyorum. Topraktan geldik ve toprağa gideceğiz. Toprağı elimizde tutmalıyız. Eğer bunu kaybedersek zaten hani dünya sonu diyoruz ya. Ben diyorum ki dünya sonu biz zaten getireceğiz. Yok, insan olarak getireceğiz. Biraz karamsar bir konuşma oldu sonlara doğru belki ama. Notlarımızda enteresan ben hemen yükseldiğim bir şey vardı. Bunu konuşacaktım şimdi gördüm hatırladım. En büyük hedefi stand-up yapmakmış diye bir şey var. Ben sahnede yapıyorum onu zaten. Ama böyle hani bir stand-up olarak. Yok hayır interaktif seyirciyle karşılıklı yapıyoruz onu. Yani alışveriş yapıyoruz onu. Ama ben tabii kendimce böyle ezbere değil kendim birikimlerim. Kendi şeylerim. İyi gündemi, iyi şeyleri takip ediyorum. Şey, şaka, kendi sana şaka yapılmasını sever misin? Saygısızlık olmadığı sürece şakayı severim. Ha, burada da bana mı laf soktun? Yok, ne yaptın? Hiç öyle bir şey. O kadar yüreğin yüzüne yansımış ki çok içten ve samimi bir insansın. Abi ben, yüzüme yansıyan benim kilom. Fazla kilom yüzüme yansıyan. Kilo oraya yansıyan. O güzel. Tamam. Baksana yaraklara bakar. Anne sever mesela. Anne oğlum diye oğlum ne kadar öyle tatlı oluyor. Olmuş falan ama... Bir insanın gözleri rahmetli dediği gibi yani hani bu da şarkı yazılmış gözler kalbin aynasıdır. Gözler ve yüz zaten insanın yüzündedir her şey ve asıl şey gözündedir. Gözünle sevgisini de anlatır sana her şeyini anlatır. Derim ki televizyon yani şu bu ekran insanın bir röntgenidir. Hı hı. Onlar oradan o röntgeni çeker izleyici. Sahiciysen zaten seni şuraya yazarlar. Değilsen de şey postalarlar diyor. Sen bu kadar zamandır bunu katlayarak bir bölüm oldu. Yani o zaman demek ki tahminlerim doğru değil. Bence de çok daha yukarılara gidecek inşallah. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz hep aynı şekilde kapatıyoruz programı. Programımızın sonuna geldik. 171 bölüm oldu işte. Nice 300 bölümler olsun. İnşallah abi. Senden de aynı şekilde rica edeceğim. Ne yapacağım? Aynı şeyi. Bilmiyorum nasıl bir tepki alacağım da hiç bilmiyorum. Beni öper misin? Seni öperim ya. Vallahi.
Öpsene beni yaptık. Niye öpmeyeyim seni? Şarkısını yaptım. Seni mi öpmeyeceğim diyorsun abi. Öpme olur mu? Abi. Canım ağzına benim. Sağlık. Sağ ol, ben çok teşekkür ederim. İnşallah albümün hayırlı olur. Gönlüne göre olur her şey. Ben istiyorum ki hani bizde şöyle bir sıkıntı var. Geçen sene bunu bir benzerini yaşadık. Kendi değerlerimizi çabuk böyle yok etmek, hani bir an önce ortadan kaldırmak gibi bir şeyimiz var. Nasıl diyeyim, huyumuz var. Geçen sene işte Beyazıt abinin yaşadığı örnek gibi. Biz değerlerimize çok fazla sahip çıkmıyoruz maalesef. Ölünce, evet, yani evet. Rahmetli Barış Manço gibi veya birçok örnekler verebilirim. Sinan Özen bu ülke için çok gerçekten kalpten söylüyorum. Bir değerdir. Güzel, teşekkür ederim. Az önce dediğimiz gibi abi 20-30 senedir istikrarla bu sektörde var olabilmiş olmak hani zaten başlı başına bir başarıdır. Ya söylediğim şöyle bir şey, çok uzattım belki ben de lafı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bizlerin kendimize bir yer tayin etmemizi ben çok doğru bulmam hiçbir zaman. Derim ki bizlerin kendimizi gördüğümüz yer değil. Şu anda bizi izleyen izleyicinin bizi gördüğü yer ve konumlandığı yer bizim için o noktadır. Eğer oralara gelmişsek, o kalplere, gönüllere girmişsek ne mutlu ama bak biraz önce sarıldık, öpüştük birbirimizle. Demek ki dokunabilmeliyiz birbirimize. Bir günaydın, bir merhaba, bir selam. Ben şimdi şarkıdan çocuğun nereden geldiğini daha net anladım. Bir selam. Yani sevişmeliyiz, dokunmalıyız, ağzını yerim. Abartmamak öperim kaydıyla, ölçüyü kaçırmamak kaydıyla birbirimize en azından bir sokağa çıktığımızda günaydın diyelim, merhaba diyelim. Kesinlikle abi. Abi ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim konuğumuz olduğun için. Süpersiniz. Tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. İnşallah abi. Valla böyle keyif aldığım programlardan, evet, birçoğundan zaten keyif alıyorum ama bazen elektrik, yani sen çok tecrübelisin abi, anlarsın ne demek istedim. Elektrik başka tuttuğu zaman insan da başka hissediyor. Hani benim için o programlardan biri oldu, o yüzden ayrıca teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Çok sağ ol. Senin güzelliğin. Sizlere de, izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizlerle birlikte oldunuz. Bu hafta yayınlarımız inşallah devam edecek. Ama en erkeninden, en azından şunu söyleyeyim. Pazartesi günü Ceyhun Yılmaz var. Bunun duyurusunu zaten sizlere yapmıştım. Bizden ayrılmayın. İzlemeye devam edin. Şimdilik biz kaçar. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanır. İnşallah. Dün Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Dün Beşiktaş mı? Acayipti. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Biz böyle kapatamayız programı. Efendim biz kaçar.